Annemle birlikte çevredeki çocuklara kağıt kalem dağıttık hayallerini yazsınlar diye. Öyle kimi yazdı verdi, kimi de geldi astı. İşlerce bu kadar oldu şimdilik. Bir an önce hepsini gerçekleştirelim istiyorum. Önceliği benim dileğime versek, bir an önce çalışmalara başlasak mesela. Bir an. Bak, bir dolap dolusu dondurma istiyorum yazmış. Deniz kızı olmak istiyormuş. Bak bu da asıl umut. Ya biz bunların hepsini nasıl gerçekleştireceğiz? Ya yapabildiğimizi yapacağız işte. Olmayanları da artık hayal güçlerine yönlendireceğiz belki, bilmiyorum. Babası annesini dövmesini istiyormuş. İşte bununla ilgili kesin bir şey yapmamız lazım. Bir uzmandan falan yardım alırız birinden. Reyhan. Baba. Müsait misiniz? Misafirlerim var. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Gelin çocuklar. Aa, hadi. Mucizeler duvarında dileklerini yazmak istiyorlar. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Her şeyi Miran organize etti. Sağ olsun müdür hanım da bizi kırmadı. Civardaki bütün sevgi evlerinin çocukları dileklerini yazmaya geldi. Ya sen onca işin gücün arasında ne ara yaptın Miran bunu? Vallahi bu duvarın önünde yapmak istediklerini anlatırken gözün öyle bir parladı ki ben de duramadım. Hayallerimizi yazalım mı buraya o zaman? Evet. Duyamadım ben. Evet. Duyamadım. Evet. Ha iyiydi o zaman. Yazanlar yazsın, yazamayanlara da yardım edeceğiz biz. Yazmak ister misin hayalini? Oyun oynayalım beraber, bir şeyler yapalım mı? İstediğin gibi oldu ha. Artık gerçekleştireceğimiz bir sürü hayalim var ha. Öyle. Baksana nasıl çabalıyorlar. Nasıl mutlular. Biri hariç tabii. Konuşmaya çalışsam da hiç yüzüme bile bakmıyor. Bir de ben deneyeyim. Merhaba küçük hanım. Tanışalım mı? Peki, ben kendimden başlayayım. Benim adım Miran. Bak, bu güzel abla da benim eşim Reyhan. Kardeş. Bunun adı Umut Azar. Senin adın ne peki? Hayalini yazmak ister misin sen de o panoya? Asalım beraber, ister misin? Bak, çok eğlenceli. Sen istediğin hayali yazacaksın. Biz de gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ne dersin? Çok güzel olacak. Ben yaptım bile. Şu panonun ortasındaki kalp şeklindeki pembe kağıtta benim hayalim yazıyor. Sen de denemek ister misin?
Merak etmiyor musun ne yazdığını? Ne yapalım o zaman? Senin pek konuşmaya niyetin yok. O zaman gidelim biz de, ne yapalım? Ama konuşmak istersen biz seni bekleriz. Sana benzeyen kızımız olsun yazıyor. Çok teşekkürler. Çocuklar çok mutlu oldu. Ulan biz teşekkür ederiz. Kayacak mıyız? Hoppa! Haydi bakalım. Sen sana kardeşim. Şuradaki kızımızın adını soracaktım. Ha Melek, o bizim özel çocuğumuzdur. Biraz içine kapanık galiba. Maalesef. Maalesef dediğim için yadırgamayın. Melek bize geldiğinde çok ufaktı. Ama her şeyi hatırlıyor. Annesinin vefatını, babasının cezaevine girişini. Oh, canım benim. Babası neden cezaevine girmiş? Aile içi şiddet. Oh, canım. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi birkaç kez koruyucu aileye götürdük ama her seferinde geri getirdiler. Geri mi getirdiler, niye? Yaramazmış. Laf dinlemiyormuş, anlaşamıyorlarmış. Ya, türlü bahanelerle geri geldi. Birkaç kere de kıymetli eşyalara zarar vermiş. Çocuk bu canım, olur öyle şeyler. Öyle vazgeçilir mi hemen? Bakın Reyhan Hanım, ister evlat edinilsin, ister koruyucu aileye yanına gitsin. Bizim çocuklar önce bir ailelerini sınarlar. Yani bir şekilde anne ve babasından ayrı kalmış çocuklar tekrar terk edilme korkusu yaşarlar. İnsanlara güvenip terk edilmemek için bu konuda emin olmak isterler. Yani benim dileğim ne zaman gerçekleşecek? Hadi gel bakalım Oğuz. Neymiş dileğin? Eğer hemen yapabileceğimiz bir şeyse hallederiz. Araban olsun istiyorsun ha? Sizi üzdüysem kusura bakmayın. Yok. Güzelim gözleri öyle hüzünlü bakıyor ki. Keşke bir şey yapabilseydik, elimizden bir şey gelse. İnanın ihtiyaçları olan çocuklarımızın sadece sevgi ve ilgi. Aslında mesele bu kadar basit. Merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.